Sana başım döndü. Nasıl bu kadar rahat oluyorsun anlamıyorum. Hiç merak etmiyor musun Hünkar abimle Bayezid ne konuştular? Yaptıklarının hesabını veriyordur. Ne demek şimdi bu? Ne yapmış ki Bayezid? Bana kalırsa hünkârımıza karşı gizli bir tertip içinde. Ne tertibi? Hayır. Bayezid abimin hataları oldu. Ancak bu kadarına ihtimal vermem. Hünkar abime ihanet etmez. Bana etmedi mi? Oyun oynayıp kafese kapattırmadı mı? Yaptı evet. Bu kabul edilemez. Ancak şunu da unutma ki Kasım. Sen kendi günahının kurbanı oldun. Cezanı çektin. Bitti. Bu işlerden uzak dur artık. Peki ya doğruysa İbrahim? İhanet içindeyse? O vakit hünkârımız, ben, sen... validemiz... hepimiz tehdit altındayız demektir. Hünkar oğlumun gözünde bambaşka bir şey vardı bugün. Öfkeden, nefretten perde inmişti gözüne sanki. O perdenin ardından bakıyordu her şey. Hünkârımız evvelden beri öfkelidir sultanım. Lakin zaman geçince diner. İnşallah. Nasıl öğrenmişler peki sultanım? Halil Paşa o kadar tedbirli davranmıştı halbuki. Kemal Geç söylemiş. Arya, ne oldu? Niye yüzün düştü senin yine? Ayşe gebe kaldığı için mi? Annemden mektup aldım. Hamile olduğumu duyunca öyle sevinmiş. Öyle heyecanlanmış ki. Yazdıklarını okuyunca acım bir kat daha arttı. Ben de bu mevzuyla ilgili konuşmak için gelmiştim. Şifacı bir kadın var. Hususi olarak çağırdım, yarın gelecek. Kim bilir, belki de derdinin devası ondadır. Nasıl? Yapabilir mi saydın? İnşallah. Gebe kalmaz denen bir sürü hatuna deva olmuş. E hadi. Gül biraz. Sultanım. Kösem Sultan'ın mührü. Kalıbı aldım. Bir mahsuru yoksa bunu nasıl yaptığınızı sorabilir miyim? Ayşe Sultan bana olan borcunu ödedi. Pek ümidim yoktu aslında ama tahminimden becerikli çıktı. Korkunun insana yaptıramayacağı şey yokmuş. Bundan gayrısı sende Sinan Paşa.
Mektupları derhal hazırlayacağım. Vakti gelince hepsi sahiplerine gidecek. Âlâ. Çok dikkatli ol. Kimse bir şeyden şüphe etmemeli. Merak etmeyin sultanım. Bu defa her şey istediğimiz gibi olacak. Validem. Ne yapıyorsun sen? Bayezid'le birbirinize girmişsiniz. Ne zamandır sessizdin. Pek hayra alamet değildi zaten. Benim bir kabahatim yok. Bayezid'e olan öfkeni anlıyorum. Ve bu beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Öfke insanı yanlış yollara sürükler. Hata yaptırır. Hünkar abinin şimşeklerini üzerine çekme. Siz nasıl arzu ederseniz öyle yaparım validem. Zinhar sözünüzden çıkmam. Fakat bilmenizi isterim. Şehzade Bayezid hiç de öyle masum değil. Ne demek bu? Bildiğin bir şey varsa söyle. Bugün Şeyhülislam Efendi ile birlikte gördüm, konuşuyorlardı. Ne hikmetse yanlarına gidince sustular. Hünkar abine söyledin mi bunu? Usulünce söyledim, bilmesi lazımdı. Zira gizli bir amaçları olduğu aşikar. Kasım. Şehzadem. Birini itham etmeden evvel iki kere düşün. Eğer elinde doğru delil yoksa ucu sana dokunur. Validem. Sus, beni dinle. Madem seni dinleyeceğim dedin, benim sözümden çıkmayacaksın bundan sonra. Ne görürsen, ne işitirsen hemen gelip bana haber vereceksin. Benden sakladığın sırların nelere mal olduğunu gördük. Anladın mı? Anladım.